Alanya Belediye Meclisi Eylül ayı oturumu mazeret bildiren Melike Nazifoğlu dışında tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Bunu bizim zabıtamız gidip patlattınız. İzninizi bize gösterin de bakın asla. Tabii. En azından bunun üstüne düşmekte fayda var. Toplantıda teleferik ücretinin yeniden belirlenmesi konusundaki teklif reddedildi. Diğer öneriler komisyondan geldiği haliyle kabul edildi. Meclis gündemine gelen en önemli konu ise daha önce Alanya Posta TV'de çevre, hayvan ve insana olan zararı uzman görüşleriyle ortaya konan havai fişek konusu oldu. Alanya'da konser, şenlik ve benzeri etkinliklerde profesyonel kişiler tarafından havai fişek gösterisi yapılıyor. Kent merkezi, doğu ve batı mahallelerde atılan çok sayıda havai fişek ise vatandaşın tepkisine neden oluyor. Posta TV'nin yaklaşık bir ay önce gündeme taşıdığı havai fişek sorunuyla ilgili CHP sözcüsü Erkan Demirci, belediyenin konuyla ilgili yaptırımı olup olmadığını sordu. Havai fişeklerle ilgili ciddi anlamda kamuoyunda bir sıkıntı var. Yani ordu olmadık saatlerde patlatılıyor. Buna ilgili bizim belediye olarak yurttaş arkadaşlarımızdan ise bir düzenleme yapma yetkimiz var mıdır, yok mudur? Vardır diye düşünüyorum. Ben izinleri her ne kadar alınsa bile belediyede bu konularda herhalde görüş bildiriyordur. Yetkinin emniyet ve jandarmada olduğunu kaydeden Başkan Yücel, önlenmesi bizim de önem verdiğimiz bir konu dedi. 12'den sonra atılan havai fişeklerin yetkinen toplumun hem bizlerin herkesin rahatsızlığı var. Konuyla ilgili duyarlı olmak gerekiyor. Yani zaten 12'den sonra hiç atılmamız gerekiyor. Bizimlerde belirli kutlamalarda belirli şeylerde emniyetin ve jandarmanın yani kontrol altında olması gerekiyor. İYİ Parti sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak ise Başkan Yücel'den emniyet ve jandarmayla yapılacak ikili görüşmelerle havai fişek konusunda çözüm bulunabileceğini dile getirdi. Benim buradaki önerim, eğer belediyenizin bu konuda bir yetkisi yoksa sizin resmi makamlarla emniyet ve jandarmayla yapacağınız görüşmelerde bu konuyu dile getirmenizin bu konuyu çözebileceğine inanıyorum. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Orada çok sık düğün yapan iki tane işletme var. Haftada 4'er kere düğün yapsalar yazın biz buna 8 kez maruz kalıyoruz. Yani sadece çevre kültü anlamında verdiği zararlı çevre bilinci anlamında da hem zararlı insanlar yayılıyor ve bu şehir bizimle birlikte paylaşan, şehirde yaşayan hayvanlara da zarar veriyor. Bunlar bilimsel veriler. Bu yüzden ben sizin bir görüşme yapmanız gerektiğine ve konuyu çözebileceğinize inanıyorum. AK Partili Meclis Üyesi Alper Birer ise havai fişek yönetmeliği konusunda İstanbul'da bir ilçe belediyesinin yaptığı çalışmaya ilişkin bilgi aktardı. Birim hizmetleri konusunda meclisi bilgilendiren belediye zabıta müdürü Hasan Akın da yaptığı konuşmasında havai fişekle ilgili ihbarlara mutlaka gittiklerini ancak ceza yazma konusunda yetkilerinin yetersiz olduğunu söyledi. Patlayıcı maddelerle mücadele kanunu gereği valinin de yazısı şey var daha önce bir cebinden